Yumurta fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Bir aldığımızı fiyattan bir dahakine geldiğimiz aynı fiyattan alamıyoruz. 5 hafta önce tanesi 80 kuruşun altındaydı. Bir hafta sonra zamlandı. Fiyatı 1 liraya dayandı. Bir ay geçmedi, 2 yeni zam daha geldi. 5 hafta önce tanesi 80 kuruş olan yumurtanın tanesi 1 lira 10 kuruşa yükseldi. Aslında devamlı evimizdeki en büyük ihtiyaçlarımızdan olmaması gereken bir şey. Yumurta en büyük protein kaynaklarından, yemek şart, ancak vatandaş artık almaya zorlanır hale geldi. Her alanda giderler artış gösteriyor. Şaşırıyor musunuz? Mesela markete girdiniz, yine zam gelmiş diyor musunuz? Ya tabii ki ister istemez. Fiyatların sürekli değiştiğini görüyoruz. Sizi de böyle şaşırtıyor mu yani? Tabii ki her gittiğimizde şaşırtıyor da biz. Yumurtanın tanesi artık 1 lira 10 kuruş. Peki neden? Takvimler 17 Ağustos'u gösteriyordu ve biz o zaman şu anda bulunduğumuz markete gelmiştik. Yumurta fiyatlarını mercek altına almıştık ve bakın yumurtanın koli fiyatı o zaman ne kadardı? Mesela şu anda burada gördüğünüz bu kolinin fiyatı geçen haftaya kadar 23,5 liraydı. Şimdi ise bu kolinin fiyatı 29,5 lira. O zaman yumurtaya zam gelmişti. İşte bu kolinin fiyatı 29,5 liraydı. Daha bir ay geçmeden iki defa daha zam aldı. Ve şu anda aynı kolinin fiyatı tam 32,5 lira. Çok pahalı kızım, çok pahalı. Koliyle mi alıyorsunuz siz efendim? Ha, biraz seçip de alayım ben bunu. Yarıma mı düşürdünüz? Şimdi var 15 taneye düşürdük. Eskiden yumurtalar genel olarak koliyle alınırdı. Ancak fiyatlar böyle olunca vatandaş tane hesabı yapmaya başladı. Artık gitgide taneye düşmeye başladı. Yani eskiden koliyle mi alırdın? Evet.